Selamlar. Kendimiz olmak üzerine bir sohbet yapalım istiyorum böyle. Bu da nereden geldi? Geçen gün işte Deadpool Wolverine'e karşı filmine gittik. Çoluk çocuk hep beraber falan böyle. İnanılmaz bir şekilde dövüş var, işte kan var. Fütursuzca kullanıyorlar. Sanki hiçbir şey yokmuş gibi. Herkes bir Quentin Tarantino moduna girmiş durumda. Ki Keza Şahmeran'ın ikinci sezonda da çok fazla olduğu için ikinci sezonunu beğenmemiş bir insanımdır. Birçok alanında şiddeti bu şekilde gösterdikleri için sesle, efektle, görselle falan neden gerek var diyorsun bu kadar şiddete? Şiddete karşıyız derken şiddeti meşrulaştırır içerikler yapıyoruz. Nasıl meşrulaştırmak? Göstermek doğallaştırmaktır. Bir şeyi gösterdikçe ona alışır insan. Yani bizi neden bu kadar şiddete ve kana alıştırıyorsunuz bu kadar görselle acabası? O yüzden hoşuma gitmemişti Şahmeran'ın ikinci sezonu. Deadpool demiştim. Deadpool'u ben Marvel karakterleri arasında çok severim. Çok serseridir, işte fütursuzdur, ağzına geleni söyler. Biraz küfürbaz olabilir ama ona yakışır böyle. Küfürü sevmem ve yakıştırmam kimseye aslında. Ama Deadpool'a yakışıyor. Bir de İngilizce olunca yiyor yani. Hani biz kabul ediyoruz böyle İngilizce. Daha bir yumuşatıyor sanki küfürü. O yüzden kaldırabiliyorum kendi bünyemde. Deadpool'u çok seviyorum. Okey. Ve filmi de çok beğendim. İşte konu işleyişi olarak işte Fox'a gönderme yapmaları, Disney ile anlaşma yapmışlar galiba. Onun üzerine bir şeyler. Her şey okeyken böyle bir çatışma var. Ölümsüzler, Deadpool ve Wolverine deli gibi birbirlerini kesiyorlar, bıçıyorlar. İnanılmaz böyle kan gidiyor. Her yer kan gölüne dönmüş bir şekildeyken. Kızım dedi ki, anneciğim bunlar ölmeyecek ki niye dövüşüyorlar? Birbirlerine kimseyi öldüremeyecekler, niye dövüşüyorlar? Dedi. O an şunu fark ettim. Eğleniyorlardı. Çünkü fütursuzca o an kendileri oluyorlardı. Oyun oynuyorlardı. Bir kahramanın oyun oynama şekliydi bu karşısındakine. Kendini ifade etme şekliydi. Aslında bu bir ifade şekliydi. Bu çok hoşuma gitti. Bu soruyla hissettiğim ve gelen düşüncem bana. Evet, oyun oynuyorlardı. Yetişkinler de oyun oynar çünkü. Farklı alanlarda oynar. Fark etmiyoruz. Biz oyun oynamayı bıraktığımız sanıyoruz ama hepimiz farklı alanlarda oyun oynuyoruz ki o oyun açtığında mesela sanal oyunlarla da giderenler var. İşte Candy Crush'ta falan en büyük bağımlılık yapan oyunlardan bahsedelim. İşte oyun oynuyorlardı aslında. Bunun haricinde şunu fark ettim. Deadpool'luğunu yapıyordu. Çünkü Deadpool o repliklerin karşısında öyle davranırdı. Ve o replikleri kullanırdı. O kadar fütursuz olurdu. Kaybedecek hiçbir şeyi yoktu kendince aslında. Vardı. Onu da gördük varmış. Wolverine de Wolverine'liğini yapıyordu. Wolverine de tam olarak Wolverine gibiydi. Duruşuyla, kesişiyle, bitişiyle, konuşma tarzıyla. Yani iki karakter de aslında kendini yaşıyordu. Doğru veya yanlış olmasını tartışmıyorum. Bakın oradaki sahnede olan olayların. Burada şuna bakıyorum. Kendini mi yaşıyordu? Kendi olmak. Şöyle dışarı çıkın ondan sonra. Ben kendi yaptığımı. Sonra böyle dışarı çıktım. Zihnimde. Neredeyim? Şimdi buradayım mesela. Şöyle bir çıkıştı. Uzaklaştım, gittim. Dünyanın dışına gittim. Sonra yavaş yavaş yaklaştım. Dünyaya yaklaştım. Bulunduğum kıtaya yaklaştım. Ülkeye yaklaştım. Şehre yaklaştım. Mahalleye yaklaştım. Apartmana yaklaştım. Katlara yaklaştım. Haneme geldim. Ve kendimi buldum. Peki oradaki Gökcan, Gökcan mıydı acaba? Şimdi Gökcan'ın layığıyla yaşıyor muydu? Gökcanlık yapıyor muydu yani? Gökcanlık yapmak. Çok hoşuma gitti bu. Paylaşmak istedim sizinle. Yani yeteneklerimi, varoluşumu, ben neysem onu şimdi de layığıyla sunuyorsam zaten ben benim için doğruyu yapıyorum. Neysen olsun, yeteneğin ne? Neler yapıyorsun, nelerden keyif alıyorsun, neler hoşuna gidiyor, işte o anda gelen sezgilerini takip edebiliyor musun? Bir bakmak lazım. Ya ben Gökcan olarak şimdi de böyle üfleyip püfleyip sıkılıp oturuyor olabilirim. Evet, çünkü Gökcan böyle sıkılır. Şimdi de sıkılıyor. Demek ki Gökcan. Farklı deneyimler de yapıyorsak kim yapıyor? Gökcan mı yapıyor? Gökcan konuşma tarzı, Gökcan'ın hareketleri. Yaydım enerji şimdi de var mı dışarı çıkıp izlediğim kendimde? Gökcan'ın enerjisi. O zaman okey. Hiç yapmadığım bir şey de yapıyorsam o enerji. Benim enerjimse aynen Deadpool'u izlediğimde ya bu Deadpool diyorsam Wolverine diyorsam bu izlediğim zaten sonuçta şaşılacak bir şey yok. Evet birbirlerini yiyorlar. Birbirlerini yesinler ama kendi enerjileriyle yiyorlar. Olması gereken onların enerjilerini sunmalarıydı. Bu şekilde sunuyorlar. Ben kendi farkındalığımı paylaşmak istedim sizinle. Olay şimdi de
Kendi enerjinle mi şimdidesin? Canın sıkkın olabilir, mutlu olabilirsin, mutsuz olabilirsin, hayal kırıklığı olabilir, umutsuzluk olabilir, hiç fark etmez. Yeni bir şey deniyor olabilirsin, yeni bir lezzet olabilir, yeni bir deneyim olabilir, yeni bir tanışma olabilir, hiç fark etmez. Sen sen misin? Dedim kendime. Deyin siz de kendinize diye paylaşmak istedim. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.